Burası da bizim çadırımız. Selam arkadaşlar. Normalde Barış size bayağı bir anlatacak ama ben tutturdum video çekmek istiyorum diye. Kamerada hazır bendeyken birazcık çekeyim dedim. Neyden bahsedeyim? Özellikle öncelikle bu bizim ikinci kampımız. Kıyıköy'den sonra Şile'ye geldik. Şile bize o kadar iyi geldi ki bir anda karar verdik. Yani biraz Barış'a sürpriz oldu hatta. Çünkü haftaya işte evde olmamız gerekiyor. Ondan sonraki hafta da evde olmamız gerekiyor vesaire. Temmuz ayını boş geçirmeyelim diye Şile'de bir yer ayarladım Bella Kamp adında. Bir anda çıktık geldik bu sabah, cumartesi sabahı yani. Burası bize Kıyıköy'den çok daha iyi geldi şu anda. Sebebi çok büyük ihtimalle direkt çadırımız denizi görüyor. Sürekli denizle bakışıyorum yani. O yüzden bana bayağı iyi geldi. Barış o tarafa bakmıyor tabii. Çünkü dedi ki benim manzaram daha güzel. Neyse. Ondan sonra işte denizin dibimizde olması özellikle çok cazip geldi bize. Onun dışında Bella Kamp'tan bayağı bir memnunuz. Bahsedeyim mi? Sen bahsedecek misin? Şöyle bir şey oldu. İşte biz 7 gibi falan evden çıktık, geldik buraya. Birincisi yolu çok kolay. Biz Maltepe'den, Küçükyalı'dan geldik. Yani Küçükyalı'dan gelecek arkadaşlara yarar bir tek bu söylediğim ama çok rahat, güzel. Bir saatte falan geldik herhalde değil mi? Bir saat sürdü, bir saatte geldik. Çok rahat bir şekilde geldik. Ben tabii sürekli navigasyona bakıyordum motor tepesinde. Hep bu arada hep insanlara böyle şey diyordum. Ya motorun arkasında hangi motor olursa olsun hiçbir şeyle ilgilenilmemeli. Hiçbir şey yapılmamalı falan diyordum ben CBR 250'deyken. Ama bak ne konuya denk girdim. Barış şu anda şok. Neyse. Ama fark ettim ki ben de yani bayağı böyle motorun arkasındayken bir şey başka şeylerle ilgilenebiliyorum. Örneğin bizim hala navigasyonu koyacak, yani telefonu koyacak bir telefon tutacağımız yok. Biraz cimri davrandık, dandik bir şey aldık. Böyle 60-70 lira civarında bir şey aldık. Aldığımız gibi bir kez bile kullanamadan şey koptu, ne? Vidası. Vidası düştü, bulamadık. Yeni daha iyi bir şey alacağız. Dolayısıyla ne oluyor? Navigasyon işini, navigasyon görevini ben üstleniyorum. Benim gibi göremeyen, gözlüksüz göremeyen bir insan. Gözlüksüz motor tepesinde olduğumu söylemiştim zaten size. Dolayısıyla yanlış yollara giriyoruz. İşte ben o navigasyonu bambaşka şeyler söylüyorum Barış'a. İşte Bella Kamp yazdık. Bambaşka bir şey yazmışım. Ya da bambaşka bir yola girmişim. Mesela sola girmemiz gerekiyormuş. İşte ben Barış'a düz diyorum falan. Sonra dönüyoruz. Neyse bunlara rağmen yol çok rahattı. Çok güzel, çok konforlu bir şekilde geldik. Bella Kamp'tan da şöyle memnun kaldık. Bak bundan bahsedecektim. Konu nerelere geldi. Birincisi işte kamptan içeri girdiğimiz gibi bizi 3 tane falan arkadaş karşılıyor ve bir de köpek Bella karşılıyor. Ondan sonra direkt işte TC'miz alınıyor hani çok düzgün bir şekilde. İşte rezervasyon yaptırıp yaptırmadığımız soruluyor. Çünkü ona göre alacaklar. Onun dışında işte ödemeyi orada yapıyoruz. Sonra işte beraber arkadaş bize tesisin her yerini gezdirdi. Her yerini yani. Aslında bununla yükümlü değil. Ya da böyle olması gerekiyor. Biz böyle görmedik diye daha öncesinde bize o geldi falan. Ondan sonra araç girişi yok. Ne girişi yok? Araç. Araç girişi sen anlatırsın diye demiştim de. Neyse. Barış'ın anlattığını da çekeriz. Hangisi olursa artık. Araç girişi kesinlikle yok. Yani hatta adam biriyle sanki böyle ayaküstü tartışıyor gibi oldu ki bu bizim çok hoşumuza gitti. Çünkü biz dehşet kural seven bir çiftiz. En azından böyle olması gerekiyor. Böyle yerlerde böyle olması gerekiyor. Kesinlikle araç girişi yok. Bu motor olsa bile yok. Telefonda da bize bunu söylemişti zaten. Motoru hiçbir şekilde yanınıza alamazsınız diye. Otoparkta gayet güvenli otoparklar da var. Oraya koyuyorlar. Araç girişi yok. Onun dışında mangal imkanı var burada. Kendi mangalını getirip yakabiliyorsun ya da işte parayla satın alıp yakabiliyorsun falan.
onun bile yakıldığı yerler belli başlı yerler. Yani işte kalkıp ya abi işte ben burada çöp bırakmam ya da ben burada işte ateş açmam, burayı yakmam, ne olur bak işte burada yakayım falan da diyemiyorsun. Kuralların olması bizim dehşet hoşumuza gitti. Onun dışında bize her yeri gezdirmeleri çok hoşumuza gitti. Onun dışında mesela şu anda cumartesi saat herhalde 3 falan mı? 3 gibi bir şey olsa gerek. Aynen 3 saat. Bu saatte bile belli başlı insanları alıyorlar. Yani rezervasyonla gelenler öncelikli. Onun dışında yer varsa alıyorlar sanırım. Çünkü sakin. Yani gayet herkesle bayağı mesafeliyiz. İşte bir sıkıntı yaşamadık. Çadırımız güzel yerde. Çok iyi ya. Vallahi çok memnunuz. Maşallah diyelim. Çok güzel. Bir daha geleceğiz. Şu da çok güzel. Market falan da çok yakın buraya. Bir 100 metre falandır sanırım. Buranın kendi restoranı da var. Henüz denemedik. Akşam büyük ihtimalle deneriz diye düşünüyorum. Daha belli değil ama Migros'un yakın olması da iyi oldu. Çünkü burada alkol satışı yok. Ama dışarıdan getirebiliyoruz. Gittik direkt işte aldık bir şeyler işte. Çerezimizi, biramızı falan aldık. Geldik buraya. Yakın olması da güzel yani. Ve işte o bizi gezdiren arkadaşı görüyoruz. Yani gelen herkesi gezdiriyor. Hiç bıkmadan. Gelen herkes aynı şeyleri anlatıyor yani. Kapıda sürekli birileri var. İşte şöyle bileklik veriyorlar yani buradan olduğunuza da yani sürekli de sorgulamıyorlar sen nereye geliyorsun falan diye. Bilekliğimiz var, onları takıyoruz. Bu kadar. Benim aklıma gelmeyen detaylar vardı. Belki bu hiç yayınlanmayacak. Belki de sonsuz bir boşluk. Aynen belki de. Ama ben bunu kaydederim kesin. Yıllar sonra bakayım 23 yaşıma diye. Hayvansever bir yer. O da çok hoşumuza gitti. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Kesin Barış rö 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 der de buna. Çöp, her yerde çöp kutusu var. Çöp konteyneri var. Bu harika bir şey bence. Çünkü yani tabii ki herkesin kendi çöpünü toplayıp çok uzakta da olsa götürmesi gerekiyor. Evet ama Türk insanlarında ya da genel olarak insanlarda böyle bir şey yok. O yüzden insana üşeniyorlar. Tam yine poşetliyorlar Allah için. Daha önceki yerde de gördük. Yani poşetliyor. Bayağı da güzel poşetliyor ama orayı bırakıyor yani arkamızdan biri alır falan diye. Burada her yerde olduğu için insan minicik çöpünü bile oraya atıyor insanlar. O çok güzel. Güzel yani. Çok iyiyiz. Her şey yolunda. O zaman hoşçakalın. Beğenimi de şöyle bir çekesim var. Çekip kapatacağım şu manzarayla. Görecek misiniz bilmiyorum ama hoşçakalın. Herkese selamlar. Bu videomuzda yine bir kamp yeri inceleme videosu olacak bu. Daha önce bunu motosiklet üstünde yapmıştım ama artık hani biraz daha kamp yerinden en azından görüntülerle daha net anlatmak istiyorum. Bu gün ikinci kampımızdayız. Şile'deyiz bu sefer. Daha önce Kıyıköy'e gitmiştik. Yine kartlara bir yere bırakacağım motor üstünde Kıyıköy'deki maceramızı anlattığımız videoyu. Bella kamptayız Şile'de. Önce iyi yönlerinden biraz bahsedeyim. Bir kere alan çok büyük. Bella kampın alanı gerçekten çok geniş bir alana sahip. Ve belli kuralları olan bir kamp yeri burası. Bu kurallar da beni aslında daha bir mutlu ediyor böyle yerlerde. İşte ateş yakılacak yer belli, çadırların kurulacağı yerler belli. İki tane alan var. İşte bir alanda sadece çadırlar var, ateş yakılmıyor. Ama siz çadırımın yanında ateş yakacağım diyorsanız o alana çadır kuramıyorsunuz. Bu da işte öyle herkesin duman altında kalmasını engelliyor. Yani nasıl istiyorsanız öyle yaşıyorsunuz aslında. Ve bu kurallar kesinlikle bozulmuyor. En güzeli bu. Araç girişi yok. Yani çadırımın yanına aracımla gideyim vesaire gibi bir şeyiniz olmuyor. Bir otopark var. Otoparka arabanızı bırakıyorsunuz. Otoparktan taşıyorsunuz. Bu da bence çok iyi bir şey. Çünkü daha önceki kamp maceramızda bunun sıkıntısını çok çektik. Gece 2'de böyle siz uyurken bir araba yanaşıyor ve çadırın içine o farlarla birlikte resmen çadırınızın içinde sizi uyandırıyor. Hiç öyle bir şeyle karşılaşmadık. Gayet kuralları olan ve iyi işletilen bir yer. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Diğer yandan
dedim ya çok geniş bir alana sahip diye. Bu geniş alanda da çok öyle dip dibe çadırlar kurmuyorsunuz. Yani şu an en yakın çadırla aramızda bir 10 metre mesafe var. Öyle söyleyebilirim. Geniş bir alana sahip. O yüzden biz işletmeden de şeyden de çok memnunuz. Temel ihtiyaçlarınızı karşılıyor burası. Tuvaletler gayet temiz. Düzenli olarak biri giriyor, temizliyor, çıkıyor. Peçeteler sürekli kontrol ediliyor vesaire. Tabi kalabalığın vermiş olduğu bazı sıkıntılar oluyor yani. İlk temizlikten sonra bile rezalet bir insan içeri girerse orayı rezalet bırakır. Zaten onda bir şey yok. Ama özenildiği çok net. O yüzden hani bu konuda da bir sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. İçeride bir ufak şarküteri tarzı bir yer var. Hani etinizi vesaire buradan da alabiliyorsunuz ama burası Şile olduğu için işte etrafta çok yakında Migros var. Büfeler, kasap vesaire her şey var. Hani öyle yanımda arabaya doldurayım, taşıyayım falan diye uğraşmayın. Bir 10 dakika yürüyün, gelin bütün ihtiyaçlarınızı, yemek ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Burada hem boş mangal kiralanıyor hem de size hazır ateşi yakılmış mangal da verebiliyorlar. Hani ben mangalcıyım abi diyorsanız o ihtiyacınızı da bir şekilde karşılıyorlar. Burada dediğim gibi kendi içinde de etler var. Alkol satışı yok. İçeride alkol satılmıyor. Ancak hani içmekle ilgili bir problem yok. Dışarıdan istediğiniz gibi getirip alkolünüzü alabiliyorsunuz. O konuda da bir problem yok. Bir diğer yandan denize yakın. Onun ufak böyle kesitler halinde göstermeye çalışacağım. Hani biz sabah uyandığımızda şöyle baktığım zaman denizi görebiliyorum. Ama hani Karadeniz işte klasik dalgalı, tehlikeli, insan bir korkuyor vesaire. Biz çok denize girmeyi tercih etmedik. Daha çok biraz dinlenme tatili oldu bizim için bu iki gün. Cumartesi sabahtan geldik. Sabah 8'de, 8.30'da buraya geldiğimizde kapıda hemen bizi karşıladılar. Motorumuzu bırakacağımız yer belliydi. Kolumuza şu bileklikleri verdiler. Bu da aslında aşağı taraftan gelirken güvenliğin sorduğu bir bileklikmiş. Onu da hani buradan aralarında konuşurken mekan sahipleri şey yaptım. Öğrendim. Yoksa hani başka diğer girişlerde zaten insanlar sizi tanıyor artık. Sürekli bir muhabbetiniz olduğu için girerken, çıkarken vesaire o konuda bir sıkıntı çekmiyorsunuz. Kötü taraflarından bahsetmek gerekirse çok sık bir ağaç yoğunluğu yok. Özellikle bizim kaldığımız bölgede. Aşağıda bir orman alanı var denize doğru. Ama bir grup etkinlik için gelmiş. Orası biraz kalabalıktı. O yüzden daha yukarıda mangal yakılmayan alanda konaklamayı tercih ettik. Hemen arkamızda bungalovlar var. Bungalovlar bize zaten bir gölge yapıyor. Bir de seyrek ağaçlar var. Biz bir ağaç altını kaptık. Hani biraz erken gelip o ağaç altlarından birini kaparsanız bizim gibi bir sıkıntı yaşayacağınızı zannetmiyorum. Biraz daha ağaçlandırılırsa özellikle bu bölge çok daha güzel olacaktır. Yani o konuda da bir problemi kalmayacaktır. Biraz uyku problemi çektik. İlk defa, daha doğrusu zaten bu ikinci kampımız, ilk defa olması çok normal. Uyku problemimiz de zemin çok sert. Yani biz şeyde gittiğimizde kıyı köyde bayağı işte çadırın kazıklarını elle böyle fıt 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 sokuyorduk ama burada bayağı taşla falan vurmamız gerekti. Sert bir zemin var. Hep şey demiştik kendimize ya işte şişme yatağı da hiç ihtiyaç yokmuş. Yeter bize matlar, uyku tulumları falan demiştik ama şişme yatağın önemini bu kampımızda anladık. Bir şişme yatak edineceğiz. Orası kesin. Bella Kamp adını galiba Bella'dan alıyor. Bella buranın köpeği ya da kampın adı Bella Kamp koyulmuş. Köpek sonra gelmiş. Adını kampın köpeği diye Bella koymuşlar. İkisinden biri bilmiyoruz. Ya çok hayvansever bir yer burası. İnsanlar köpekleriyle gelmişler. Yani bir 4-5 kişi gördük böyle köpeğiyle gelen. Çok hayvan dostu bir yer. Kediler var, işte tavuklar, horozlar falan var. Yani evcil hayvanımla gitmek istiyorum ben kampa. Köpeğim de birazcık toprağa bassın diyorsanız. Burayı tercih edebilirsiniz. Bir şey yok. Sakınca yok o konuda. Başka. Bir de şundan belki bahsetmek isteyebilirsin. Gelirken dedin ya yolları motorcuların neden bu kadar sevdiğini şimdi anladım diye. Buraya geliş yolu belki. Biz motosikletle geldik.
hep böyle motorcular arasında konuşuyoruz. İşte Şile'ye gidelim, Şile, Şile önemli, hadi Şile'ye gidelim falan. Hep bir Şile'ye gitme durumu vardır ya. Bu gelirken anladım bu durumu. Çok güzel, geniş ve virajlı yollar var. Yani hani delirmek istedin, gazı aç, rahat rahat yata yata dön, 3 şeritli yollar var. Güzel bir gelişti bizim için de. Çok rahat ettik gelirken. Yine İstanbul'a yakın olması çok büyük avantaj. Yani 7.30'da evden çıktık. İşte benzin aldık. Lastik basınçlarını benzinle kontrol ettik. ATM'ye uğradık. Para çektik. Tekrar çıktık küçük yoldan. İşte gelmemiz 8.30'du. Tam bir saat falan sürdü ki Ece'nin de bahsetti kendi çektiği videosunda bu konuda. Yani navigasyon şeyimiz yok. 200-300 lira verip kıyamadık yani. 100 lira verdik. O da hemen patladı zaten, elimizde kaldı. İyi bir navigasyon... Navigasyon değil aslında. Bir telefon tutacağımız yok. Navigasyon... Bu devirde navigasyon kalmadı. Telefondan bakıyoruz hepimiz. Telefon tutacağımız yok. O yüzden Ece arkada böyle iki büklüm şeye bakıyor bu yanda. Bir de gözü de görmüyor sağ olsun. Motosiklet üstünde gözlük kullanmadığı için. Bir şey durumu var bizde. Hani... İşte sağa dön, yok yok solmuş solmuş falan oluyor, bir yol bir uzuyor. İki çıkış kaçırdık şimdi burada geldiğimiz köye gelirken. Ama sonunda gelmeyi başardık. Yine bir saat, bir saat 10 dakika falan sürdü. O yüzden hani İstanbul'daysanız çok güzel bir kaçış noktası. Burada sahil kamp var. Bu aralar işte haberlere çıkmış, babam bile söyledi yani, haberlere çıktı bir tane kamp yeri falan diyor. Orada yer bulamadık. Sonra deneme tahtası... burada bir hikaye paylaşmış. Oradan gördük geldik. Ya iyi ki de gelmişiz. Hani öbür taraftaki videoları falan izlediğimde müthiş kalabalık, sıkışıklık falan. Burada öyle bir şey yok. Gayet sakin, keyifli bir şekilde kamp yapabiliyorsunuz. Çok fazla ışık yok gece etrafta. Yani bizim kaldığımız bölümde, işte ateş yakılmayan olarak geçen bölümde çok fazla ışıklandırma yok. Hatta hiç yok. O yüzden bu da böyle gece çok güzel bir yıldız atmosferi yaratıyor. Çok böyle keyifli bir akşam yaşadık. O konuda da iyi. Yani şehirden madem kaçtık, biraz ışıklardan kurtulup yıldızları izleyelim istiyoruz. Durumlar böyle. Medre kampı tavsiye ediyoruz. Biz de bir daha geleceğiz. Onda hiçbir şeyimiz yok. Yani kafamızda bir şüphemiz. Sadece şişmeye takla gelmemiz gerekiyor. Onu anladık. Yani bunu edinmemiz lazım. Sabah erken mutlaka gelmek gerekiyor. Özellikle hafta sonu geliyorsanız. Hani bir ağaç altında bir yer kapmak için, daha böyle geniş ağaç altı bir yer olsun diye erken şey yapmak gerekiyor. Onun dışında başka aldığım bir not yok burasıyla ilgili. Ece yine el sallıyor, bir şeylerle bölmek istiyor beni. Böldü de. Şunu, teşekkürler. Şöyle bir tavsiyede bulunabiliriz yalnızca. Bence yanında off'larıyla gelirlerse çok iyi olur. Çünkü mesela biz bu sabah off sıkmadık ya, bacağımda karıncalar yürümeye başlıyordu. Evet ya, bu her kamp için geçerli aslında yani. Off alın, doğadasınız. Sinek var, karınca var, böcek var, her şey var. Bacağınıza, elinize sıkın. Sırf buraya ait bir şey olduğunu zannetmiyorum. İşte yine daldık çünkü konuya, gördüğünüz üzere. Bölen kadın. Bölen kadın Ece. Bölen kadın Ece. Durumlar böyle. Bir sonraki kamp videosunda, bir sonraki kamp yeri incelemesinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenin, kanala abone olun. Bir yerlerde mutlaka paylaşın. Görüşmek üzere.